picnic with my best friends. We start to plan what we will do. Now life's back in cut. Günaydın. Şu anda saat kaç tam bilmiyorum ama erken değil. Çünkü ben erken asla uyanamıyorum. Çok geç yatıyorum. 6 yok önce diyelim tamam. 5.30 6 gibi uyuyorum. O yüzden geç kalkıyorum. Çünkü yaz saati biliyor musunuz? Yaz saatim bu şekilde benim. Sabah kadar yanıp durup akşam kadar uyumak. Şimdi kalkacağım. Biraz bir şeyler atıştıracağım. Genel olarak bugünlerde bir şey yaptığım söylenemez. O yüzden büyük ihtimalle bugün de hiçbir şey yapmayacağım. Kahvaltı yapacağım. Dün patates püresi gibi bir şey vardı. Onu yiyeceğim. Şu an kahvaltı hazırlayamam. Bunu yiyeceğim. Ben böyle şeyleri bu arada soğuk yemeye bayılırım. Zaten bir yani ısılırım bilmiyorum da. Susalım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Domates kesiyorum. Çünkü dehşet bir domates aşkıyla yanıyormuşum. Onu fark ettim. Kıbrıs'ta hiç yememiştim. Orada canım çekmemişim. Buraya gelince böyle domates aşkı oldu. Şimdi domates kesip domates yiyeceğim. Evet, çatal işimizi görecektir. Domatesimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şunu indirelim. Şunu şöyle atalım. Şunu şöyle yapalım. Arka plan toplu. Evet, en son Kıbrıs'ta finallerimden önce video çekiyordum. Sonra final haftam geldi. İğrenç bir sınav haftası. Ve bir dersten kaldım. Bunu da 2-3 gün önce, 2 gün önce falan öğrendim. Aslında kalmamam gereken bir dersti bu arada. Hoca çan uygulayacağını söylemiş ama uygulamadığı için kaldım. Sağlık olsun. Zaten BÜT'e de gidemiyorum. Çünkü 5 gün sonra Almanya'ya gideceğim. BÜT'ler de ondan 2 gün sonra falan başlıyor. Yani ben zaten biletimi çoktan aldığım için BÜT'lere giremiyorum. O dersi bir daha alacağım. Yapacak bir şey yok. Onun dışında şimdi benim kuzenlerimin hepsi gitti. Gitti oraya. Onlar oradan snap atıyorlar. Ben burada evdeyim. O biraz sıkıntı. Benim için çok üzülüyorum buradan. Duyurulur. Ama storylerine beğeniyorum. Fotoğraflarına yorum yapıyorum. Ama bilin ki çok ayıp ediyorsunuz. Bunu buradan duyurayım. Şimdi domates kestim kendime. Daha demin. Demiştim. Domates aşkıyla yana tutuştuğum için domates yiyeceğim. Bakın. Ben de başka ne yapıyorum? Yeni geldim zaten Türkiye'ye. 4-5 gün falan oldu. Ayrıca dizi izleme hastalığına yakalandım. En son final haftam civarlarında, yok final haftamdan önce diyeyim ben, şey izliyordum, Kuş Uçuşu'nu izliyordum. Onu bitirdim ama ondan sonra bir daha dizi izleyemedim. Böyle bir hastalığa yakalanıyorum zaman zaman. Buna yakalananlar eminim vardır bu arada. Böyle izleyemiyorsun, hiçbir şeye başlayamıyorsun. Tam öyle bir dönemdeyim. YouTube bile sarmıyor şu anda. YouTube'dan bile hiçbir video izleyemiyorum. Yatıyorum ya, yatıyorum. Tüm gün telefon elimde ama hiçbir şey yapmıyorum. O şekil. Şimdi önümüzdeki 2-3 gün. Bugün günlerden pazar. Ben cuma günü gideceğim. Hiçbir şey daha hazırlamadım. Zaten daha erken ama yine de Solan'la mesela ben Kıbrıs'tan buraya gelene kadar her şeyi Solan'a bıraktığım için çok büyük sıkıntılar yaşadım. Valiz konusunda işte uçağı kaçırıyordum neredeyse. Bir sürü şey oldu falan. Çok kötü şeyler oldu. O yüzden son güne bırakmayacağım. Güzel güzel vakit bolken hazırlayacağım. Hazırlamadı. Videoya başladım ama ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Yani herhangi bir planım yok. Bu videoya başladım ama. O yüzden bilmiyorum bu kaç günlük olur. Belki sanmıyorum çünkü 5 gün var daha ama ta Almanya'ya gidene kadar çeker miyim? Bilmiyorum. Ama arada 1-2 gün çekemezsem hepsini birleştirip öyle bir video olacak. Domates yiyin sizde. Çok güzel. Ay sürekli de mutfaktayım. Şimdi makarna yapmak ustalık ister. Boş yaptım ya. Şimdi şuraya bir su koyayım. Ben de ne aşçılık, ne aşçılık. Evet. Koydum makarnayı. Şimdi bu piştikçe ben bunu iteceğim. Evet.
Evet, ben bu arada bu fırında makarnanın sadece bu kadarını biliyorum. Yani haşlamasını biliyorum, ondan sonrasını bilmiyorum. Ondan sonrasını annem halledecek. Ama neredeyse benim kısmım, yani benim görevim bitmek üzere. Şu sırma saçlarını göster herkese. Benden biraz kısadır kendisi. Çok tatlıyız değil mi? Koyacağım bunu. Çekmeyi unuttum. Kahve içiyorum. Latte. Kahvemizi içtik. Orası biraz bayağı soğuktu bu arada ama şu an şey... Orası biraz tepe olduğu için büyük ihtimalle. Şu an gayet iyi. Hava çok güzel. Oh my god, ünlü oldum. Sen zaten ünlüsün. Şimdi en son Türkiye'deydim ve fark etmişim çekemeyeceğimi. Aslında çekecektim ama kötü şeyler oldu. O yüzden çekemedim. Bir anda böyle Almanya'dayım şu anda. Dün geldim. Şimdi de gezmeye gidiyoruz. Öyle. Elif'e selam söylüyorum. Benim arkadaşım Elif'e mi? Elif. Onun yerini doldurmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda geldik gelmemiz gereken yere. Biz neredeyiz onu anlatayım size. Almanya Stuttgart ilindeyiz. Ama merkezden bayağı uzaktayız. 1 saat kadar hatta neredeyse. Şu anda da merkeze geldik. Gezeceğiz. Alışveriş yaptım. Bir tane yani çok alışveriş yaptım derken bir şey aldım. O yüzden çekemedim oralarda. Şimdi buranın çok meşhur Primark'ına gideceğiz. Çok uygun fiyatlı buraya göre. Bize göre bilmiyorum çünkü her şey geldi 18 liradan başladığı için. Bize göre çok uygun olmayabilir. Eve gidince eğer bir şeyler alırsam daha fazla. Eve gidince toplam ne aldıklarımı gösteririm. Ama evde de çekecek. Nerede çekeceğim ki? Olmadı arabada gösteririm ben size. Gösteririm ne aldığımı. Şimdi de gidip başka şeylere bakacağım. Şimdi bu ne oluyor tam olarak? Herkes kendi ülkesine para mı koyuyor? Ya da ben gidip kendi ülkemizdeki paraları alabilir miyim mesela? Yok, soruyorum. Saraklar. Çok tatlı ya. Güzel. Ama ben o kadar Harry Potter sevmiyorum. Evet ya, güzelmiş bu. Evet yani. Belki alırım bunu ben. Al işte. Senin sayende. Hadi ben çıkıyorum. Of ya, burada neden böyle çıkıyor bilmiyorum. Ama gerçi de daha güzel duruyor. Son. Ha, girdi. Telefonum şu an 50 katlı. Bak, bakalım arkasına. Gösterelim. Şimdi kadar güzel olmadı. Evet. Sevgi rengi çok güzel çünkü. Ben de bunu alacağım. Bu aşırı tatlı. Ve telefonum mor olduğu için bence çok yakışacak telefonuma. Ama ve aşırı da kaliteli bu arada. Çok sert değil mi? Aşağıda katman koymuşlar resmen. Neyse iyi olur. Bay bay. Bayağı bir 2-3 kat gezdik. Bir şeyler aldım. Gidince size göstereceğim hepsini. Zaten videoda var zaten çoğu ama gerçekten çok ucuz bu arada. Burada yaşayan için, ben burada yaşasam benim bir dolabım olurdu. Yemin ederim benim bir odam olurdu kıyafetler için. Taşardı ama maalesef Türkiye şartlarında bu kurla bize çok pahalı ama çok ucuz. Evet, şimdi Primark'tan çıktık. Ne kadar çektim tam hatırlamıyorum ama bayağı çektim gibi. Güzel ya, ben bence bugün çok güzel alışveriş yaptım. Yani az şey aldım ama mantıklı şeyler aldım. Evet, şimdi galiba içecek bir şeyler alacağız. Starbucks'a geldik. Çok sıra var diye çıktık buradan. Yerde bir tane daha Starbucks varmış, ona gideceğiz. Şu anda bir şey olmuş. Evet, içecek seçiyoruz. Ben orange mango refresh alacağım. Hatta çünkü bunu sude de biliyor. Bildiğim mango suyuydu. Gerçekten ben Kocaeli içtiğimde hiç öyle değildi. Gayet güzel tadı vardı bu arada. Ama burada gözükmüyor ya orange mango refresh'a. İçeceklerimizi alalım, geleceğiz. Orange mango refresh'a yoktu galiba. Acaba sadece Türkiye'de mi var bilmiyorum. Şeyi aldım. Ice Americano. Ne bu? Strawberry cream frappuccino. Dönemlik değil mi? Sana bakayım.
Ben beğendim. Şekerli evet ama yaza iyi gider. Aa, bayağı bence güzel bu arada. Dondurmanın... Dondurma... Sunday mi? Bilmiyorum. Burger'ın bir dondurması benziyor. Şunu pipetleyeceğim bir saniye. Kutlar nerede? Diye bir yere geldik. Burada makyaj malzemeleri falan satılıyor. Ben burayı bayağı seviyorum. Çok güzel. Her şey var. Sephora'nın bir tık altı gibi. Keşke şu an buranın kokusunu yani buradan toplasanız keşke. O kadar güzel kokuyor ki içerisinde. Bir şey söyleyeceğim. Şu biz tekstil fiyatına bakın. Bu Türkiye'de 60 lira. Burada 1.25. Ben bunu 99 cent'e bile gördüm. Ben buradan alıp bayağı depo yapıyorum. Size var ya ne kadar yorulduğumu anlatamam. Orası yani daha demin girdiğimiz yer makyaj için aşırı pahalıydı. Yani maalesef. O yüzden sadece baktık, sonra da çıktık. Şimdi H&M'deyiz. Ay çok tatlı bir kılık bulduk ama bakın fiyata 9 euro. 180 liraya yakın bir şey. Yuh. Telefon alırım. 7 bin lira daha koy. Burada bir şeyler oluyor. Şimdi hemen göreceğiz. Yapamıyor, yapamıyor ya. Yapamıyor ya. Boş yere millet de çekiyor. İzliyor bir de bendim. Boş yere. Evet. Sonunda yemek gidiyoruz. Aşırı acıktık, değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi bu arada herkes bagaja koydu aldıklarını. Ben size göstermek için yanıma aldım. Böyle taşıyacağım. Çünkü evdeki ışıktan emin olamadım pek. O yüzden ne aldığımı şimdi göstereceğim sizlere. Öncelikle Primark alışverişinden başlıyoruz. Primark'tan bir tane mont aldım. Düz bir siyah mont aslında. İşte böyle videolar. Evet, kolları şu şekilde. Değişik bir mont. Yani arkası biraz bol geliyor falan. Yani bilmiyorum. Bence güzeldi bu arada. Fiyatını söylemeli miyim? Bu 30 euro gibi bir şeydi. Öyle. Sonra telefon kabı aldım. 2 dakika beklesek. Telefon kabı aldım. Bunun rengi bence telefona çok yakışacak. Bu da 4 euroydu. Bunu şimdi takacağım. Bu neydi ya bu çizgi film? Çok acı. Bilmiyorum ama çok tatlı. Bunu takacağım. Ayakkabı aldım kendime Adidas'tan. O kadar beğendim ki size anlatamam. Gösteriyorum. Koparıyor o zaman. Ay çok güzel gerçekten. Yani bilmiyorum. Ben aşırı beğenerek aldım. Şöyle bir şey. Bu da ne kadardı biliyor musunuz? Bu da 30 euroydu. Bence Adidas'a göre gayet uygun. Tabii bunu denemişler falan. Kirlenmiş bayağı. Öyle, bugünkü alışverişim bu kadardı. Çok güzel bir alışverişti benim için. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yemeye geldik. Hamburger yiyeceğiz. Çok acıktık. Çok heyecanlıyım o yüzden. Merhaba. Ya barbekü ya da şu an yiyeceğim. Siparişimi verdim. Barbekü aldım. Boy aldım çünkü çok acıkmıştık. Heyecanlıyım, bir an önce gelsin. O kadar acıktım ki anlatamam size. Yani bilseniz ekrana bana yemek fırlatırsınız o derece. Kola aldım. Sen de göster, ne aldın? Ya ben bu şişeleri aşırı beğendim. O da dedi ki bana eve götür istersen. Söyledi ki kırıldın mı bana? O da dedi ki yok istesem götürürüm. Sprite şişesini eve götürecekmiş. Çok tatlı küçük bir yerdeyiz. Hadi benimki gelmedi. Masayı yiyeceğim. Güzel. Gerçekten ışık olsa daha güzel gözükecek ama ay çok heyecanlıyım. Bunun üstünde kaşar var. Sos, kaşar, biber ve barbekü. Şimdi bunu bu kadar afiyetle yiyeceğim, size anlatamam. Olur mu?
Aynen. Allah hamburger yemeye başlamadım ama arkadaşlarım diyorum. Kuzenlerim dedi ki hayatımda yediğim en iyi hamburger. Tamam. 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 Ufak çok güzel tadı. Şey aşırı güzel. Yemin hamburgeri bitirdim ama ötesini sevmiyorum. Çok güzel tadı ama o kadar fazla ki yiyemedim. Bunun cidden tadı çok güzel. Büyük ihtimalle ben ne olacak biliyor musunuz? Bunu eve gidince canım çekecek. Sindirdiğim zaman yemekleri diyeceğim ki keşke onları da yeseydim. Size dıştan da göstereyim böyle bir yerde. Burger One diye bir yerde yedik. Çok güzeldi. O kadar açtık ki gelirken gösteremedim size nereye geldiğimizi. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Eve gideceğiz. Zaten hepimiz çok yorgunuz. Bu videonun başında Türkiye olduğu için ya bilmiyorum belki koymam ama büyük ihtimalle koyarım. Bu video burada biter. Burada daha çok vlog çekeceğim. O yüzden bu şu an bu vlogun sonu. Şşt, gelin hadi videoyu kapatalım. Bizi izleyin. Bizim abone maceralarımızı. Olun. Evet abone ol. Sen abone ol da sen beğen de sen de yorum yap. Tamam. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenin. Abone olun. Yorum yapın. Sizi seviyoruz. Bye.